Kredi kartlarıyla alakalı kredi kartı aidatı. Evet, değişmez konumuz. Bunu yıllık kart aidatı alıyorlar. Ben bunu tüketici hakimiyetine bildirdim ama oradan bana gelen sonuç alabilir. Bunu bankalar alabiliyormuş. Sizin muvafakatınız varsa alabilir, doğru. Ama siz muvafık değilseniz, onay vermediyseniz nasıl alır? Haraç mı alıyor? Kartım yani yaklaşık 25 yıldır kullandığım kartım, kredi kartım. 25 yıl önceki almış olduğum imza, o küçük yazılı olan kartlarımız vardı. O zamanki aldığımız, imzaladığımız şeyler. Beyefendi, Çoğu zaman beyefendi, almıyordu. sözünüzü keseceğim. Çok fazla konumuz var. Siz internet arama motoruna Aydın Ağoğlu kredi kartı aidatı yazarsanız orada bir video göreceksiniz. O videoda ayrıntılı yazdım. Burada özetlemeye çalışayım. Çünkü Selda Hanım detaycı. İyi öğrenmek, iyi öğretmek istiyor izleyicilerine. Doğru. Efendim, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar diye bir madde var tüketici kanununda. Tüketici sözleşmelerine tüketiciyle müzakere edilmeden önceden hazırlanmış standart matbu sözleşmelere yazılmış olan tek taraflı tüketici aleyhine olan hükümler geçersizdir. Sözleşme o haksız hükümler, şartlar olmadan ayakta durabiliyorsa sözleşme ayakta kalır ama o hükümler uygulanmaz. Tekrar ediyorum. 12 puntu olacak. Tüketiciyle müzakere edilmiş olacak. Bunun ispat yükümlülüğü de bankada, satıcıda. Dolayısıyla bankanın önceden yaptığı, 25 yıl önce yaptığı sözleşme geçerli değil. Size 6 yıl kadar önce çıkan kanun gereği aidatsız kart sunma zorunluluğu var. Ama Doğrudur, tüketicilerimiz doğrudur. kimse Ona kusura rağmen ben bakmasın. de şöyle bir şey söyleyeyim. 3 tane otomatik ödeme verdiğinizde kart aidatı almıyoruz gibi söylemlerle bizleri böyle oyaladılar. Doğru. Hep rastlıyorum Efendim, ben de. Bana da geliyor yasada sürekli. böyle bir şey yok. Ancak aidatsız kart sunma zorunluluğu var. Kanun yazıyor, ben söylemiyorum. Doğrudur, Kredi evet. kart aidatı bugün Türkiye'de kullanımdaki kart sayısı 60 milyonun üzerinde. Ortalama 100 liradan hesapladığınız zaman yılda 6 milyar liralık bir pasta var. Tabii. Bu 6 milyar liralık pastadan tabii ki vazgeçmek istemiyor bankalar. Ama bankaların da yapması gereken şu: ben bankaların düşmanı değilim, hasmı değilim, rakibi değilim. Kanunun emrettiği gibi tüm kart hamillerine, yani kart kullandırdıkları müşterilerine, bizim bir aidatsız kartımız var. Bir de sizin şu anda kullandığınız kart var. Biz bu karttan aidat almak istiyoruz. Onaylıyor musunuz demesi lazım. Bu kadar basit. Onaylarsanız yasal. Yasal. Ama onaylamadığınız takdirde bu tüketici sözleşmelerindeki haksız şarta girer. Ve pasta büyük olduğundan ötürü bilemediğim bir takım sihirli güçler bu cümlemi nereye çekerse çeksin, kim çekerse çeksin bu kart aidatı zulmünü sürdürüyor. Ben 3 yıldır bir özel bankanın bana yansıttığı aidattan ötürü tüketici kanununun 77. maddesinin 8. fıkrasında öngörülen 8,5 milyon lira cezanın uygulanması için tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne yazılı şikayette bulunuyorum. Çünkü kanun diyor ki aidatsız kart kuralına uymazsa, çıktığı yıl için söylüyorum, 5 milyon lira para cezası uygulanır. Bir ay zarfında da bunu gidermezse. Evet. Bu şu demek: aidatsız kartı sunacak en geç bir ay zarfında. Hemen bir Sunmadı. şey sorabilir miyim Aydın Bey? Şimdi izleyicimize de, Bodrum'dan arayan izleyicimize de teşekkür edelim. İnşallah sorunuz kısa sürede çözülür. Bu meyanda benim de sorum şu olacak. Şimdi kullanılan bir ya da iki ya da daha fazla artık duruma göre muhtelif kredi kartları var. Bu kartlar eskiden gelen, az önce bizi Bodrum'dan arayan izleyicimizin durumu gibi yıllardır alışkanlığımız devam ediyor. Şimdi bu noktada soru şu Aydın Bey. Bu alışkanlık devam ediyor. Sürekli bir kendi içinde bir yenileme var. Her yıl
banka bana sormalı mı? Mesela her sene başında, şimdi benim merak ettiğim şey şu, her yıl bana sormalı mı? Aidatlı kartla mı? Yoksa aidatı olmayan bir kartla mı yeni senede müşterimiz olmaya devam etmek istiyorsunuz diye bir soru mu gelmeli bir? İkincisi, kartların yenilenme sürecinde mi bu soru sorulmalıdır? İkincisi. Çünkü kartın üzerinde bir kullanma tarihi var. Diyor ki sen 2023'e kadar bu kartı kullanacaksın. Tüketici kanununa göre tüketiciyle akdedilen sözleşmeler süresi bitene kadar tüketici aleyhine tek taraflı değiştirilemez. Tekrar edeyim mi? Evet. 2023'e kadar kart vermişsin sen. Evet. Sözleşmen belli. Belli. Aidat almayacaksın. 2023'e kadar aidat lafı etme. 2023'te sor. 2023'e kadar verdiğin kartla ilgili tüketiciden onay almışsın. Aidat ödeyecek sana. Tamam. Fiyatı belli mi? Sözleşmede yazılı mı? Belliyse almaya devam et. Evet. Belli değilse onay iste. Tamam. Çünkü mecbur. Bakın, artışın da belli olması lazım. Ben bu sene 100 lirayı kabul ettim. Seneye 200 lira yaptı. Mecbur değilim. Mecbur değilsiniz. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.